Patlama anını getirelim şimdi ekranlara tekrar. O 2750 tonluk amonyum nitratın patlamasıyla birlikte adeta atom bombası şiddetinde bir patlama meydana gelmişti ve 170'in üzerinde can kaybı, 200'e yakın can kaybı, 5000'in üzerinde de kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Yani Beyrut yerle bir olmuştu adeta. Tabii bu patlamanın ardından artık gözler diğer ülkelerde de amonyum nitratla ilgili alınan tedbirlere çevrilmiş durumda. Dünya Beyrut'ta yaşanan korkunç patlamanın şokunu halen atlatamadı. Bir depoda tutulan 2750 tonluk amonyum nitrat, Lübnanlılara neredeyse Hiroşima'yı yaşattı. Gözler ise amonyum nitratın depolandığı diğer tesislere çevrildi. Beyrut patlaması İngiliz yetkilileri harekete geçirdi. Ülkenin kuzeyindeki büyük limanda depolanan amonyum nitratla ilgili soruşturma başlatıldı. Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda amonyum nitrat depolandığı ortaya çıktı. Hemen yetkililer harekete geçti. Mesela oradan ordunun depolarına tahliye edildi. Şimdi Hindistan'da da daha önce benzer bir olay yaşanmıştı. Güney Kore'den bir şirket yine bir kente amonyum nitrat getiriyor. Yetkililer hemen soruşturuyorlar ve o şirketin de lisanssız olduğu ortaya çıkınca hemen güvenli bir yere tahliye ediliyor. Avustralya'da ise depolarda tutulan amonyum nitratın akıbeti Beyrut'ta yaşananlardan önce de tartışmalara neden oldu. Zira söz konusu madde şehir merkezine 3 kilometre mesafedeki depolarda tutuluyor.